Sana evlenme teklif edecek galiba hazırlık aşamasında. Peki tam olarak nasıl bir evlenme teklifi olacak bu? Niko biliyor, hepsini söylemedi, sürpriz. Ya ben nasıl evlenme teklif edeceğini merak ediyorum. Evlenme teklif edeceğini zaten biliyorum. Selami bak, sen bir şeyler duyarsan bize söyle, buradan hiç laf çıkmaz. Yani şimdi kusura bakmayın, hani işinize karışmak gibi olmasın. Akıl vermek de haddime değil de. Adı üstünde sürpriz bu ya. Hani son dakika öğrenilmesi daha tatlı, daha hoş, ne bileyim efendime söyleyeyim. Daha güzel olmaz mı? Şahsen öyle düşünüyorum ben. Aa, ama Selami. Hiç hatırlamıyor musun sende? Yapma kurban olayım bak. Olmaz mı ya? Sizin bende hatırınız olmaz mı? Galaksileri yutan bu kara delik var ya, kara delik. O bir tek sizin hatırınızı yutamadı yemin ediyorum. Bu resimler benim ufkumu açtı ya. Bir gözlerim belerdi, böyle sözlerim değişti falan. Bir acayip oldum, bana iyi geldi bunlar. Selami, bak sen hep gel tamam mı? Buraya hep gel. Burası herkese açık. Hem biz de artık yabancı değiliz değil mi? Eyvallah. İyi madem. Peki, öyle diyorsanız. Oldu. Peki. Ben de sık sık şey ederim ya. Sıkıntı yok. Şevkat Esin enlik teklif edecekmiş. Aa, çok iyi. Çok uzattılar. Erkan beni istedikten sonra onların da canı çekti herhalde. Tabii canım. Herkes seni bekliyordu ya. Ulan inşallah Erkan bundan evlenmekten vazgeçmez. Efendim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Terlikler orada. Gel arkadaşım, gel oğlum, gel. Geldim bozkır üstadım, yani müstakbel kayınpederim. Gel, gel, gel. Gel. Hoş bulduk. Ya Erkan'cığım, ya geçen bu senin rock şarkın meselesinden usuller arada böyle bir gırnataya kaynadı gitti. Yani yakında işte ikinizi nişanlayacağız. Bu yüzden de diyorum ki artık şu ailenle bir tanışsak. Değil mi? Seni yetiştiren iyi ve tatlı insanları tanımak istiyoruz. Aynen öyle valla. Bizimkileri görseniz bildiğiniz Anzer balı gibi dururlar. neredeler? Buradalar mı? Çağır. Ya burada değillerdir ya. Burada olsa çocuk tek başına dayısını alıp gelir mi ya kız istemi? Memleketteler herhalde. Aynen memleketteler. Hatta şimdi yayladalar. Ben onlara mesaj gönderdim ama daha iletilemedi. Malum yaylada telefon çekmeyi. Canım herkes mi yaylada? Akrabalardan, konu komşulardan biri gitsin. Haber versin yaylaya. Enişteme söylesem hemen haberci küvercinlerinden birini gönderir ama benim babam da atmaca besleyin. Atmaca da küvercini havada gördüğü anda yakalayıp vay elimden bir şey gelmeyin. En iyisi ben gideyim köyden birine haber vereyim. Bir ateş yaksın, duman yoluyla bizimkilere haber göndersin de bizimkiler eski kafa ya. Dumana hakim durlar. Eski kafa sonuçta. Haydi hayırlı günler. Geçelim ben seni. Bozkır bak hele. Baba anne yaylada, baba atmaca yetiştiriyor, enişte posta güvercin. Ve yaylaya köyden duman yakacaklar, haber yollayacaklar. Ay ne doğal bir aile. Tabii böyle doğal bir ailenin çocuğu da son derece doğal oluyor. Ya evet, Erkan gerçekten hayatımda gördüğüm en sahici insan. Her şeyle bu kadar doğal olabilirdi. Tabii. Onun için bir ara tutturdun İsmail de ruhunu teslim ediyordun. Nerede o salak İsmail? Erkan'a bak. Ya ne yapayım babacığım, depresyondaydım işte ben de. Erkan'la açtım gözlerimi yeniden. Ah be. Esin ne yapıyorsun ya? Hayırdır bu saatte? Şarj aletimi unutmuşum da onu almaya geldim. Biz de daha az önce kızlarla senden bahsettik biliyor musun? Bu evlilik teklifi hakkında. Ya kızlar diyor ki Şevkat gider öyle bir demet çiçek alır, yüzü sana uzatır öyle kuru kuru evlenme teklif eder. Ben dedim ki yok canım olur mu öyle şey? Şevkat kesin böyle benim aklımı başımdan alacak bir teklifle gelir. Ya bu senin arkadaşların da hayret ya vallahi tam kulağa çekilesi tipler ya. Lafa bak. Ha, oldu kuru çiçek aldım sana evlenme teklifi laf. Sen hiç merak etme, ben kendime yakışan şekilde bir teklifi yapacağım, rahat ol merak etme. Vallahi merak ediyorum. Merak ve heyecanla bekliyorum. Tabii. Yani teklif kuşun kanadında, rahat ol.
Ya bir şey aklıma takıldı, onu soracağım. Ya sen şimdi bu teklifi beğenmezsen ne yapacağım mesela? Hayır mı diyeceksin? Ha. Yok ya, o şimdi çok acımasız olur. Şöyle yapalım, 3 hakkın var. Tamam mı? 3 kez evlenme teklif etme hakkın var. Ama üçüncüde de olmazsa hayır diyeceğim yani. Yapacak bir şey yok. Tamam, o zaman çarşıda görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Geç. Görüşürüz Esin. ...80 dakika dizi mi olur veya işte böyle patlar televizyonlarımız. Allah Allah. Usta ben mahvoldum. Beter ol inşallah İsmail, beter ol inşallah İsmail. Yine ne oldu lan? Erkan'ın ailesiyle danışmak istiyorlar. Ya bu be, bak bu kötü olmuş. O zaman sen şey dersin be. Ailem öldü. Vallahi ben tek tabancayım. Hayatta böyle takılıyorum yani. Ben yetimim, acıyım bana be dersin. Aslında çözüm çok basitmiş ama ben o aşamayı atlattım. Usta ailemi var sanıyorlar. Bir de ben gaza geldim. Böyle serçeden atmacaya kadar fantastik bir dünya kurdum yanlarında. Aferin. Çok güzel yapmışsın. O dünyayı bir de böyle tezlekle sıvayaydın. Ya usta boş ver şimdi sıvamayı falan. Ben bu yalaka Erkan'la İsmail sevdalısı arasında kaldım. Şu şekil mi yapsam acaba? Çıkarsam peruğu, atsam suratlarına. Erkan gebri yok, o İsmail'in kuklası desem. He? Nasıl olur, öyle mi yapsam? Ne yapıyorsun oğlum? Sen yine deli deli konuşmaya başladın be ya. Zor gitti, kolayı kaldı be ya. Aldık kızı, kurtulduk işte. Sen eğer bir sürpriz yapacaksan düğünden sonrayı bekleyeceksin. Önce bas nikah. Al topuyu, sonra atarsın kafandaki peruğu. Haklısın usta, yerden göğe kadar haklısın. Hatta şu balata en uzak galaksi olan Gengeze 11 kadar haklısın. Bu ne be ya? Bak, bak düğüne kadar benim bu tatlı canıma bir şey gelirse, bir incinirsem, bir yerim kanarsa, çizilirse yemin ederim seni o gezegenin en uç noktasına postalarım, haberin olsun. Usta şu işi bir halledelim. Nereye istiyorsan postalar, ne olur bak ne yapacağız şu aile işine, bir yardımcı olsun. Kabak yine döndü dolaştı, benim başıma patladı be ya. Halledeceğiz bir şekilde, hiç merak etme. Kurnaz'ın bin bir yolu vardır, bir şekilde kurtaracağız onu ya. Çağırın. Vallahi biliyordum, yardımcı olacağını biliyordum. Sağ ol. Kalktı, sen de biraz bana yardımcı ol bakalım. Getir oradan ince uçlu tornavidalardan. Hadi ben. Böyle mi? He? Oo, oh, iyi olsun. Böyle böyle. Şevkat evlilik teklif etti mi acaba? Şişt lan Niko. Bana bak, sen biliyordur. Ne yaptı lan Şevkat? Evlenme teklif etti mi? Nasıl bir teklif edecek ya da? Benim bildiğim tek şey hiçbir şeyi bilmediğimdir. Ah tamam, ata ağızlı. Oku oku oradan bize milletin laflarını. Çakma filozof. Burada bir süzgeç ver. Lan şu! Sanırım plan işlememiş beyler. Ulan senin vereceğin aklı var ya, eşekler kovalasın lan. Yok sadeliğin zırhı dövmüş de, yok basitliğin ırttığın bisimiymiş de. Ulan kız şov istiyor, şov, şov. Anladın mı beni, şov? Sakin ol Şevkat. O zaman herkese haber salarız. Bak, ummadık taş baş yara. Belki birinden harika bir fikir çıkabilir. Ya tamam, kes uzatma Niko ya. Evet, Niko'dan geri kalanlar. Epeydir kullanmadığınız beyinleri çalıştırmanın vakti geldi abisi. Bir toplanalım, şöyle bir fikir teatisi yapalım, bir fikir bulalım. Bak, küserim. Ne varsa yaparlar. Tam buradan ata ağızlı muhtar. Peki, küstüm. Toplanın abi, şöyle de. Geç. Üçü! Küstüm diyorum. Sefayı da şöyle mi alsam? Allah Allah. Hayır, alırsak konuşmak. Tamam. Tamam. Evet, hoş geldiniz. Hepiniz katılımlar için çok teşekkür ederim. Öncelikle ajansınıza. Bugün burada şu arkadaşımıza bir anne baba seçeceğiz. Kendisinin böyle olduğuna bakmayın. Kendisi aslında Karadeniz uşağıdır. Yani Karadenizli bir aile seçeceğiz. Bir anne, bir baba. O zaman yavaş yavaş başlayalım biz çalışmalarımıza. Buyurun, sırayla gelsin arkadaşlar. Ekip başımı hiç oldum be ya, ben sana yaş aralığı verdim. Bu baba olacak yaşta mı? Bu bunun babası olur mu ya? Olmaz, elendin. Hadi yürü bakalım hamster. Sıradaki gelsin. Aman ablacığım, sen tipolojin hiç olmaz ki be ya. Vallahi küçük burnun var fındık kadar. Vallahi olmaz, hadi elendin. Fındık kadar burnun olacağına neyse ne artık. Sıradaki gelsin. Naomi. Ay. Ama siz çok güzelsiniz be ya. Vallahi hiç bunun annesi olacak yaşta da değilsiniz.
Vallahi kimseye inandıramam ben bunu. Olmaz bu ama ay. Ayıp oluyor usta. Ben seni...